Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere ahlakın çeşitlerinden, kısımlarından bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, ahlakı temelde iki kısma ayırmak mümkündür. Biri enfüsi ahlak, diğeri ameli ahlak. Enfüsi ahlak dediğimiz zaman, manevi aleme, insanın manevi alemine taalluk eden ahlaktır. İnsanın daha ziyade kalbiyle ilgili ahlaki hissiyatını ifade eder enfüsi ahlak. Ameli ahlak ise davranışlarda ortaya çıkan, davranış şeklinde sergilediğimiz hareketlerimizde ortaya çıkan ahlak çeşididir. Ki biz buna genellikle edep diyoruz. Edep dediğimiz zaman kişinin hareketlerinde yansıyan davranış şekline edep diyoruz. Ama esas itibariyle bu edep dediğimiz davranış şekillerinin de netice itibariyle kalbe taalluk eden bir aslı bulunuyor. Yani davranışlar öyle sadece mücerred davranış olarak, sade davranış olarak değerlendirilmesi mümkün olan şeyler değildir. Davranışların da en azından niyetle büyük bir alakası vardır. Dolayısıyla davranışları her zaman sade davranış ve şekil olarak incelemek mümkün değil. Bir şekilde niyetle olan irtibatını da o davranışların anlamını anlamak istiyorsak eğer, o davranışlar niçin o şekilde yapıldı bunu anlamak istiyorsak mutlaka niyete kadar inmemiz gerekecektir. Değerli izleyiciler, enfüsi ahlak dediğimiz zaman genellikle kalple ilgili iyi ve kötü hissiyat ve düşünceler akla gelir. Mesela bir insanın hayırsever olması, iyiliksever olması, cömertliği sevmesi, sevgi olarak, arzu olarak bunu istemesi, insanları sevmesi, işte kısaca sevgi odaklı, muhabbet odaklı olan duygular tamamen enfüsi ahlakla ilgilidir. Bir de bunun menfi olan tarafı var. Mesela haset, kıskançlık gibi huylar, bunlar da kalbe taalluk eden hususlardır. Hariçte bunların bazen karşılıkları olabilir, bazen olmayabilir. Karşılıkları olduğu zaman o zaman ameli ahlak, davranış ahlakı şeklinde de ortaya çıkmış olur. Ayrıca bir de o açıdan bunları değerlendirmemiz mümkündür. Ameli ahlakın en önemli müsbet örneklerini belki işte cömertlik gibi, insanlara yardım etmek gibi hususlar ifade ediyor. İnsanlara adaletle davranmak, eşitlik esasına göre davranmak. Kötü örnekler olarak da mesela yalan söylemek gibi, hıyanet etmek gibi, emanete riayet etmemek gibi bir takım fiili örnekler göz önüne gelir. İster enfüsi ahlak olarak ahlakı değerlendirelim, ister ameli ahlak olarak değerlendirelim. Her iki kısmında müsbet ve menfi kısımları vardır. Ve bu müsbet ve menfi kısımlarında ölçüyü Cenab-ı Allah koyar. Ama birçok seferde biz kişinin kalbine tabii nüfuz edemediğimizden dolayı özellikle davranış olarak ortaya çıkan hareketlerin anlamını tam olarak tespit etme imkanına sahip olamayabiliriz. Enfüsi ahlak dediğimiz zaman iyi tarafta olan duyguların merkezini kalp oluşturur. Kötü tarafta olan duyguların da merkezini nefis oluşturur. Bu yüzden insanın iyi duyguları daha ziyade taşıması, iyi duyguların kalbinde hakim olması için
kalp tarafını nefis tarafına hakim kılması gerekiyor. Eğer kişi niyetiyle, iradesiyle ve ayrıca bunu davranışlarla da destekleme suretiyle, ibadetiyle, ahlaki fiilleriyle desteklemezse o takdirde nefis hakim gelir ve kişide bir takım kötü huylar tezahür eder. Ama tabii bir de yaratılışla ilgili tarafı da vardır bu ahlakın. Çünkü Cenab-ı Allah herkesi belli bir mizaç üzere yaratıyor. Ancak her mizacın hem müsbet hem menfi yönde kullanılması mümkündür. Söz gelimi bir kişi sert tabiatlı olabilir. Eğer bu sert tabiatlı olma huyunu insan hak yolunda kullanırsa bir nevi salabet sahibi olur. Yani hak üzerinde aşırı bir şekilde ısrar eder ve kolay kolay onu hiçbir şey yıldıramaz. Ölüm dahi onu hak davasından çeviremez. Korku gibi şeyler bu huy sebebiyle onun gözünde hiç mesabesindedir. Ama tabii eğer bu duygu menfi yönde kullanılırsa o zaman bu kişi ne Allah'tan korkar ne kuldan utanır. Eğer tabii nefis hakim olup tamamıyla kötü şeyleri yapmayı gözüne almışsa dünya gözünde bir cani olabilecek seviyede her türlü kötülüğü yapabilecek bir duruma gelebilir. Gözünü budaktan sakınmaz, kimseden korkmaz ve her nevi kötülüğü işleyebilir. Tarihte böylesi insanlar pek çoktur. Eğer özellikle böylesi insanlar en yüksek idari mevkilere gelirse kötülüklerine o toplumları da ortak ederler. Nitekim geçmişte pek çok krallar, başkanlar, reisler, hakimler insanları bu şekilde arkalarından sürüklemişler ve koskoca toplumları zulüm ve haksızlık yapar hale getirmişler. Zulmün ve haksızlığın odağı haline getirmişlerdir. Tabii bunun tersi olarak da hakkı tutup kaldırmak isteyenler haksızlıklara karşı olanca güçleriyle dayanmışlar. Haksız olanlar, adaletsiz olanlar, zalimler ne kadar kuvvetli de olsalar hak tarafındaki azlık ve küçüklük onları yıldırmamış. Hakkın sonunda galip geleceği düşüncesiyle Allah'ın da kendilerine çok sıkıntıda oldukları zaman yardım edecekleri ümidiyle zalimler karşısında az da olsalar salabetle durmasını bilmişlerdir. Dolayısıyla ahlakın mizaçla da ilgisi var ama netice itibariyle o mizacı doğru yönde kullanmak ya da kötü yönde kullanmak kişinin iradesine bağlı bir şeydir. İradesini ya kalpten yana kullanır ya nefisten yana kullanır. Eğer kalpten yana kullanırsa o zaman o mizaç iyi netice verir. Ama eğer iradesini nefisten yana kullanırsa o zaman o mizaç kötü netice verir. Söz gelimi bir insan mal tasadduk etmek suretiyle böyle insanlara bir şeyler vermekten çok fazla hoşlanıyor. Bundan zevk alıyor. Böyle insanlara mal verip de insanların sevilmesinden dolayı hoşlanıyor. Şimdi bunu iyiye de kullanmak mümkündür, kötüye de kullanmak mümkündür. Bir kısmı var ki bu malını sadece Allah yolunda harcar ve Allah yolunda malını harcayan mücahitlerden olur. Yani nefsini Allah yolunda feda eden insanlar seviyesine bizzat sıcak savaşta Allah için vefat eden kişiler seviyesinde bir makama kavuşur. Ama diğer taraftan başkasına bir şeyler vermekten hoşlanan bu kişi tamamen nefsi arzularını tatmin etmek için de bu duygusunu kullanır. Gider efendim kendisini en çok kimler pohpohlayacak ise, kimler cemiyet içerisinde, toplum içerisinde işte falan kişi bana şu kadar mal verdi, şu iyiliği yaptı, bu hayrı yaptı,
Yani esas itibariyle iyilik gibi görünse de iyilik için yapmıyor bunları. Hatta bazen daha da ileri gidip tamamen kötü yolda harcayabilir. Eğer kendinin şöhreti, kendisinin toplum tarafından bilinmesi, eğer malını kötü yolda harcamak suretiyle olacaksa buraya da malını harcayabilir. Ama tabii netice itibariyle manevi alanda bu kişinin sahip olacağı hiçbir şey yoktur. Yani gidip bir kişinin mesela insanlar kendisini övsün diye efendim işte falan gece şu kadar kişiye içki ısmarladı. Efendim işte şu kadar kişiyi şu yerlere götürdü gibi desinler. Şöhreti o yolda olsun diye yani sadece şöhret sahibiyle bunları yaparsa o takdirde yani bu kişinin yapmış olduğu bu işten dolayı herhangi bir sevap kazanması mümkün olmadığı gibi bizatihi yapılan bu şeylerin kendisi günah olduğundan dolayı o kişiyi yavaş yavaş bu gibi fiiller ve hareketler cehenneme doğru götürür. Ha, bazen de aslı itibariyle helal gibi görünür ama yine bunun neticesinde sadece şöhret vardır. Allah rızasını elde etmek ya da efendim insanlara iyilik yapmak gibi bir takım şeyler söz konusu değildir. Bir bakarsınız işte bazı insanlar vardır. Eğer kendisinin adından söz edilmesi mümkün olacaksa o adamlar orada vardır. Ama eğer kendisinin adından söz edilmeyecekse o kişiler orada yoktur. Neden yoktur? Yani daha önce böyle mallarına kıyıp insanlara mı vermiyorlar mallarını? Veriyorlar. Ama bakıyorsunuz orada sadece verdiğiyle kalacak. O verdiğinden dolayı herhangi bir şöhret sahibi olmayacak. İnsanlar arasında işte malının şu kadarını şuraya verdi şeklinde bir şaya olmayacak. O zaman da onun oralarda pek bir işi yoktur. Dolayısıyla değerli izleyiciler, ameli ahlak dediğimiz davranış şekillerini tamamen enfesi ahlaktan, tamamen kalp ve ruh odaklı manevi hissiyattan ayırmak mümkün değildir. Ama tabii netice itibariyle kalbin ya da nefsin enfüsi ahlak cihetinde hakim olması iradeye bağlı bir keyfiyettir. Eğer insan iradesini kalp tarafında kullanırsa iyi huylar hakim olur. Mizaçlar da iyi yönde kullanılır. Eğer nefis tarafı hakim olursa mizaçlar da o zaman kötü yönde kullanılmış olur. Bu enfüsi ve ameli ahlak konularından ayrı ayrı uzun uzadıya bahsedeceğiz. Yani kalbin hastalıkları neler, efendim işte fiiliyata dökülmüş olan kötü şeyler neler, mesela yalancılık nasıl bir şeydir, bu yalancılığın manevi kökleri nelerdir, insan neden yalan söyler, yalan söylemenin dünyada getirisi nedir, dünyada götürüsü nedir, zararı nedir, ahirette ne gibi zararları var? Sonraki programlarımızda ister enfüsi diyebileceğimiz ahlak çeşidi olsun, ister ameli diyebileceğimiz ahlak çeşidi olsun, bunların her birinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Ama ahlak dediğimiz zaman ilk önce bunun iki ana kısma ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. Birisi kalp merkezli. Kalp ve nefis merkezli insanın manevi alemine taalluk eden bir kısım. Bir de davranış şeklinde ortaya çıkan ahlak çeşitleri ama bunların her ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer insan enfüsi alemde kendine hakim olursa ki enfüsi alemde kendine hakim olması iradesine hakim olmasıyladır. İradesine hakim olabilmesi de aklını çok iyi çalıştırmasına, kullanmasına bağlıdır. Eğer insan aklını, hissiyatına hakim kılabilirse o takdirde gerek enfüsi ahlak, gerek ameli ahlak açısından pek çok şeylerin üstesinden gelebilir. Dolayısıyla kalp ve ruh derken bu hissiyatlar sadece
hissiyat olarak öne çıkmıyor. Onlar üzerinde de bir takım baskılar yapmak, onları bir tarafa müsbet ya da menfi tarafa yöneltmek mümkündür. Bu yöneltme işi de akıl ve irade vasıtasıyla oluyor. İrade bir nevi akıl ölçülerini kullanmak suretiyle nefis tarafında mı irade yer alacak yoksa kalp tarafında mı yer alacak ve hangi ölçüde ne kadar yer alacak irade bunu tayin ve tespit eder. Değerli izleyiciler, insanı şöyle bir maddi özellikleriyle bir de manevi özellikleriyle ifade etmeye çalışırsak, insanın bir yeme içme arzuları var, bir de şehevi arzuları var. Ve ayrıca insanda akla yardımcı olan havas-ı selime dediğimiz duyu organları var. Bunlar hariçten akla bilgi getirirler ve akıl bunları kullanmak suretiyle bilgi kriterlerini oluşturur. Hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğunu bunları bir temel edinmek suretiyle ortaya koymaya çalışır. İnsanın manevi alemine geçtiğimiz zaman da orada iki önemli manevi özelliği var. Bir tarafı kalptir, diğer tarafı da nefistir. Bir tarafı kalp, diğer tarafı nefis. Bu ikisi birbiriyle çarpışıp duruyorlar. Şimdi esasen nefsi müsbet anlamda kullanmak da mümkündür. Yani Cenab-ı Allah insana ne verdiyse onu da müsbet anlamda kullanmak mümkündür. Nefis ahlak münasebetine geldiğimiz zaman bunları da ifade edeceğiz. Ama ipler tamamen nefsin eline verilirse o zaman Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi innen nefse le emaratun bisu, yani nefis kötülüğü emredicidir. O zaman nefis kişiyi tamamen kötülüklere götürür ve insan iradesine hakim olmazsa kendisini kötülüklerin içerisinde buluverir. Şimdi manevi alemde de muvaffak olabilmek için akıl kriterlerini orada ölçü olarak kullanmak gerekiyor. İnsanın maddi aleminde de yine muvaffak olmak için, mesela işte yeme içme konusunda aşırı gitmemek için ya da şehvi arzularını aşırı kullanmamak için, yani haram sınırlarına geçmemek için, yemede içmede olsun, şehvi arzuların tatmininde olsun, haram sınırlarını geçmemek için akıl ölçüsünü kullanmak gerekecektir. Akıl ölçüsünü kullandığımız zaman bu bir irade işi olacaktır. Dolayısıyla hem maddi anlamda, bedeni anlamda hem de manevi anlamda kişinin iç alemiyle ilgili olarak doğru ve istikametli bir tarzda bulunmak için mutlaka aklın oluşturduğu ilkeler çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Tabii akıl dediğimiz zaman onun birinci derecede yapması gereken şey Cenab-ı Allah'ı bulmak ve kendisinin oluşturamadığı ölçüleri oradan almak olacaktır. Yani Cenab-ı Allah buyuruyor, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ, hiç yaratan bilmez mi? Kişi yaratıcısını bulduktan sonra eğer herhangi bir konuda bir nevi ittifak edilecek bir ölçü bulamıyorsa o zaman konuyu Cenab-ı Allah nezdinde arayacak. Cenab-ı Allah nezdinde herhangi bir ölçü bulmak mümkündür. Bazen de Cenab-ı Allah yine insanlara havale etmiş olabilir. Oralarda ihtilaf olsa bile o ihtilaflar neticesinde Cenab-ı Allah insanları sorumlu tutmayacak. Burada önemli olan insanların Cenab-ı Allah'ın koyduğu ölçüler dairesi içerisinde maddi ve manevi alemini düzenlemesidir. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.